Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Değerli kardeşlerim, maddi veya manevi bir şeyi elde etmek başkadır. Elde ettikten sonra onu öleceğimiz ana kadar devam ettirebilmek ise tamamen başkadır. Onu muhafaza etme diyoruz ona. Ve bu elde etmekten daha da zordur. Bir insan çalışır, çapalar, gayret sarf eder, bir mülk sahibi olabilir, zengin olabilir. Ama acaba bu servetini öleceği ana kadar devam ettirebilecek midir? İflas etmeden, kaybetmeden. İşte bu daha çok efor ister, daha çok gayret ister. Bir cemaat veya bir millet çalışır, çapalar, bir devlet kurar, yani Osmanlı Devleti gibi. Ama acaba o devleti, devleti ebed müddet yapabilecek midir? Yani iflas etmeden, yıkılmadan, inkıraza, çöküşe maruz kalmadan ta kıyamete kadar o devletlerini, imparatorluklarını devam ettirebilecek midir? İşte bu çok daha zordur. Bu maddi sahada misalleri çoğaltabiliriz. Böyle olduğu gibi manevi sahada da böyledir. Bir insan İmanı elde edebilir. İmanlı olmak kolaydır. Kelime-i şehadeti veya tevhidi söylersiniz. Kalbinde tasdik edersiniz. İmanlı olursunuz. Ama acaba kazandığımız bu imanımızı hayatımızın sonuna kadar, öleceğimiz ana kadar devam ettirebilecek miyiz? İşte bu zordur. Onun için elde etmek başka, muhafaza etmek başka demişlerdir. Ondandır ki Üstad Hazretleri de 21. Lema'da ihlası elde etmenin ve muhafaza etmenin yolları tabirini kullanmıştır. İhlası elde edebilirsiniz de acaba iflas etmeden onu öleceğiniz ana kadar devam ettirebilecek misiniz? İşte bu çok daha zordur. Bir dava cemaatinin, bir hizmet cemaatinin de fedakarlık yapar, çalışır, çabalar, ortaya sonuç çıkartır, bir netice meydana getirir. Ama acaba bunu tekrar yıkılmadan, çökmeden, inkıraza maruz kalmadan devam ettirebilecek midir? Bu hem fertler açısından hem de cemaat veya millet açısından böyledir. Onun için Efendimiz Aleyhisselam imanlı olarak, İmanlı olmaya dikkat çekmekten daha ziyade imanlı olarak ölmeye dikkat çekmiştir. Men mâte la ilahe illallah dehalel cenneh. Yani kim la ilahe illallah diyerek ölürse cennete gider. La ilahe illallah derse değil, o da var ama fakat ağırlıklı, o da var ama fakat ağırlıklı bir şekilde La ilahe illallah diyerek ölürse cennete gider. Demek ki olmak başka, o şekilde ölebilmek ise tamamen başka ve çok daha zordur. Bunun üstünde müstakil sohbetler yapılabilir aslında. Bir girizgah olsun diye bunu söyledim, böyle başladım. Bir şeyi elde ettikten sonra maneviyatımızı, hizmet adamlılığımızı, dava insanlığımızı böyle kazandıktan, ortaya koyduktan sonra bunu öleceğimiz ana kadar devam ettirebilmeye, muhafaza edebilmeye, dikkat buyurun, dini literatürde buna istikamet deniyor. Bir adam geldi, bedevi bir adam, dedi ya Resulallah ben öyle uzun nasihatlardan anlamam. Kafamda da kalmaz. Bana kestirmeden bir nasihat et. O bana yetsin. Yani öleceğim ana kadar bana yetsin o.
Efendimiz Aleyhisselam iki kelime, yani hepsi bir cümlelik ifade ile fakul ementü billah sümmestakim buyurdu. De ki ben Allah'a iman ettim, öyle de, sonra sümmestakim, istikamete gir. Yani işin başında nasıl başladıysan, şartların değişmesine rağmen değişmeden dümdüz ok gibi o imanda öleceğin ana kadar devam et manasında fakul ementü billah sümmestakim. Ben Allah'a inandım de ve sonra istikamete gir buyurdu. Bu o kadar önemli bir mesele ki özellikle günümüzün şartları içerisinde o kadar önemli, çok önemli bir mesele ki çünkü günümüzde bir insanın imanını muhafaza etmesi çok zordur. Dava anlayışını muhafaza edebilmesi, bir idealizm sahibi olduktan sonra aynı heyecanla onu öleceği ana kadar devam ettirebilmesi gerçekten ama gerçekten çok zordur. Ayağımızı kaydıracak o kadar çok sebepler var ki, Üstad bunu belli yerlerde, belli şartlarıyla saymış. Midemizden dünyaya bağlıyız. Dünyanın da şu kadar cazibesi, ağlayış ve numayişi, kaprislerimiz, beşeri zaaflarımız, şeytanın nefse emmaremizi kullanarak bunları kullanması ve bizi temelden sarsmaya çalışması, şeytanda bir gaflet, bir uyku filan yok yani. 24 saat bunu yapmaya çalışması ve dünyanın olabildiğince cazip olması. Kapitalist sistemin zaruri olmayan ihtiyaçları bile zaruret haline getirmesi. Ne kadar çok çalışsanız bir türlü gelir gidere yetmediği için daha çok çalışmanız, daha çok çalışmanız lazım. Ve böylece bitmeyen emeller, tuğle emeller, hırslar, kaprisler böylece insanın önünde yeni yeni ihtiyaç alemlerinin açılması. Hele şu işimi de yapayım ondan sonra tamam tövbe tam hizmet yapacak, ibadet yapacağım derken hiç ummadığı zamanda karşısına ölümün çıkması ve hayatının bitmesi. Günümüzde önümüzde böyle korkunç bir çamur yol var. Ne kadar dikkatli olsanız üstünüze çamurlar bulaşacak veya buzlu, kaygan yollarda gidiyoruz. Çok az bir gafletle dikkatsizce bassanız ayağınız kayıp gidecek yani. Zemin buna böyle müsaittir. Hocamın da üstünde uzun süre durduğu ve makaleler yazdığı Kayan Yıldızlar yazısını hatırlayın. Yani yıldızlar bile kaydığına göre hizmetin içinde imanıyla, ibadetiyle yıldız seviyesinde olan nice insanların bile zamanla ayaklarının kayıp gittiği ve dünyayı kazanayım derken dünyasını da Allah korusun ukbasını da kaybettiği insanlardan bahsedilir. Şunu unutmamak gerektir ki fire tabiatın bağrında vardır. Yani bir fabrikaya 5 kilo zeytin verdiğiniz zaman 5 kilo yağ almazsınız. Onun posası vardır, firesi vardır. Her cemaatta fire vardır. Herkeste fire olabilir. Sadece fire vermeyen bir tek cemaat vardır. O da peygamberler cemaatidir. Peygamberdi ama sonradan ya bu iş zormuş dedi, vazgeçti, mürtet oldu. Böyle bir şey olmaz. Peygamberleri Cenab-ı Hak hıfzıyla muhafaza eder. Onun dışında sahabe dahil olmak üzere, havari dahil olmak üzere öyle nurani, bereketli bir cemaat içinde olmasına rağmen ayağa kayan insanlar olmuştur. 12 tane havari vardır. Bir tanesi sonra karşı tarafa geçti ve Hazreti İsa'yı ihbar eden, onlara göre çarmıha gerilmesine sebebiyet veren o mürtet insan, Yahuda ismi, Yahudilik de belki biraz ona da izafetle, Hazreti Yakup'un Hazreti Yusuf'a suikast
kurduğu oğullarından dördüncü oğlanın da adı Yahuda idi. Hep plan yapan, başkalarının ayağını çelme takmaya çalışan Yahuda, Yahudilik belki oradan tevarüs etmiş gelmiştir. Adam sahabi olmuş, Efendimiz'i görmüş, sohbetinde bulunarak iman etme şerefine ermiş ama mürtet olmuş yani. Onun için bizler de bir davaya iman ettik. Başta sağlam bir iman, iman rükünleri, ibadetlerle. Bir de Allah davasına, Allah için sahip çıkma ile dünyanın değişik yerlerine dağıldık. Ama şimdi bundan sonraki hayatımızda bizler için henüz imtihan bitmiş değildir. Ayağımızı kaydırabilecek o kadar çok faktörler vardır ki, İşte bu ayağımızın kaymadan öleceğimiz ana kadar imanlı, irfanlı, izanlı, salihat içerisinde ruhumuzu Allah'a teslim edebilmek için işte bu istikametin üstünde durmak gerekiyor. İstikamet o kadar önemlidir ki bütün semavi kitapların ve Kur'an'ın hülasası olan Fatiha suresi, Fatiha suresinin de hülasası bize bakan yönüyle istikamettir. Biz namaz kılanlar olarak namaz içinde günde 40 defa Fatiha'da ihdinas sıratal müstakim diyoruz. Allah'ım ne ola ki bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Müstakim yani istikamet. Yani işin başında bu imanla bu ibadete nasıl başladı isek, nasıl bu hidayete erdi isek, değişen nasıl bu ibadete başladı isek, değişen şartlarımıza rağmen değişmeden öleceğimiz ana kadar devama, sebata muvaffak eyle ya Rab manasında ihdinas sıratel müstakim diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de istikametle alakalı o kadar çok ayet var ki, bir tanesi takdirin zirvesinde bir ayettir bu. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ Muhakkak ki onlar Rabbimiz Allah'tır dediler. ثُمَّ اسْتَقَامُوا Sonra istikamete girdiler. Ayetteki bağlantıya dikkat edin. Rabbimiz Allah'tır dediler ve istikamete girdiler. Allah'a iman ve istikamet. Ayette beraber geçtiği gibi az önce zikretmiştim. Bir bedevi adam geldi Efendimiz Aleyhisselam'a, ya Resulallah bana kısa kestirmeden bir tavsiyede bulun, nasihat et ki ben onu yaptığım zaman ebedi cennete gideyim. Kul Rabbunallah sümmestakim. Rabbim Allah'tır de ve istikamete gir. Az önce geçmişti bu. Bunun gibi innellezine kalu Rabbunallah sümmestakamu. Aynı Kur'an'daki mana ile de örtüşen bir tabir olarak. Pekala, iman eder, şartların değişmesine rağmen değişmeden istikamet içinde giderse ne olur? Tetenezzelu aleyhimul melaike. Allah onlara meleklerini indirir. Burada meleğin inmesi artık okulda melekleşmiş demek. Mütenasip eşya arasında çekme vardır. Manasında olabileceği gibi bereketler yağdırır, rahmetler indirir manaları da vardır. Bir yerde meleklerin inmesi, sekine inmesi olarak da ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَك۪ينَتَهُ Fetih suresinde geçtiği gibi ona bir huzur gelir, bir itminan gelir. Gerçekten o cennet numun hayatı saadet içinde yaşar. İşte تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ bu manaları içine alıyor. Melekler inip gelirken ne söyler? Ella tehafu ve la tahsenu. Korkmayın. Mahzun olmayın der melekler. Korkma ve mahzun olmama Kur'an'da çok geçer. Bu fezdeki ayetler olarak da geçer. Fezdeki ayet demek Cenab-ı Hak bir şeyi anlatıyor.
meseleyi sonunda bir kurala bağlayacak. İşte o ayetlere fezdeki ayetler denir ve bu Kur'an'da oldukça fazladır. İşte fezdeki ayetlerden bir tanesi de korkmama ve mahzun olmama ile alakalıdır. Korkmama dünyaya bakar, mahzun olmama ahirete bakar. Melekler öyle istikamet içindeki insanlara gelirken "Ella tehafu ve la tahsenu." Yani dünyada korkunuz olmaz, ahirette de mahzun olmazsınız, olmayacaksınız müjdeleriyle gelir. "Ella tehafu ve la tahsenu." Ve sonra bir müjde daha getiriyor melekler. "Ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun." Allah'ın size vaat ettiği cennet müjdesi diye müjdeler olsun size nidalarıyla o melekler onlara iner. Şimdi melekleşme, berekete veya sükunete, sekinete, huzura mazhar olma, dünya adına korkmama, ahirette mahzun olmama ve cennet müjdelerini içine alan bu ayet iki şarta bağlanmış. Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra istikamet içinde bulunabilmek. İşin başında nasıl başladıysak öleceğimiz ana kadar bütün peygamberlerin yaptığı gibi, mesela Ebu Eyyubül Hazret Ensari Hazretlerinin yaptığı gibi, mesela Halid bin Velid'in Humus'ta işte vefat edeceği anki söylediği sözler gibi, binlerce, milyonlarca misali vardır. Evet, değişen şartlara rağmen değişmeden ok gibi devam edebilmeye buna istikamet deniyor. İsterseniz buna sadakat da diyebilirsiniz. Üstad Hazretleri ısrarla risalelerde Risale-i Nur Meslek ve Meşrebi'nin kendisinin yaşantısı itibariyle de makam-ı sıddıkiyetin temsilcisi tabirini kullanmıştır. Makam-ı sıddıkiyet. Yani Hazreti Ebubekir'in temsil ettiği makam demektir. Hazreti Ebubekir'in fazileti Hazreti Ömer'den ileride, Hazreti Osman'dan ileride, Hazreti Ali'den ileride radıyallahu anhum ecmain. Niye ileride? Çünkü o sadık yani. O çünkü sıddık. Makam-ı sıddıkiyet. Sadakat. İşte bunun da Kur'ani diğer bir ifadesi ise istikamettir. Cenab-ı Hakk'ın bu ağır şartlar içerisinde ayağımızı kaydırmadan bizleri istikamet içinde yaşatmasını dileriz. Buraya kadar bu önemli meseleden sonra sohbetin bir bölümü diyebileceğim. Acaba ayağımızın kaymaması için, istikametimizi devam ettirebilmek için bizler nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle belki dikkat edeceğimiz onlarca, yüzlerce, belki binlerce mesele var. Ana hatlarıyla ayağımızın kaymaması için özellikle böyle kısmen demokrasinin, kısmen hürriyetin, insanların maddi imkanlarla da rahat yaşayabileceği böyle diyarlarda ayağımızın bir imandan, inançtan, davadan kaymaması için nelere dikkat etmeliyiz? Kısa kısa birkaç madde halinde de müsaadenizle ona temas etmek istiyorum. Muhakkak ki bunlardan birincisi fikri, ruhi, kalbi beslenmeye çok dikkat etmeliyiz. Fikri beslenme, imani tefekkür dediğimiz, ister kitapları okuyarak, isterse çıplak gözle şu kainat kitabındaki icraata, Allah'ın yarattıklarına bakarak, büyüksün Allah'ın, büyüksün, bu ayetleri bilmeden de olmaz. Cahilin tefekküründen ne olacak yani? Cahil ne biliyor ki onun sonucunda neyi tefekkür etsin? Onun için imani tefekkür kitaplarını iyi okuyup, imani tefekkürü anlatan ayetleri manalarıyla iyi bilip, o ayetleri ve anlatılanları gözlük yapıp onunla kainat kitabını, Allah icraatını seyredebilirseniz, bu imani tefekkür, manevi, fikri beslenme,
Arkasından ibadet derinliğini getirecek, evradı eskar derinliğini getirecek ve bu bizim manevi beslenmemiz inşallah devamımıza, sebatımıza sebebiyet verecektir. Tıpkı şurada bir çiçek olsa veya bir ağaçlar, çiçekler bahçesi olsa hiç su görmüyor. Yani bir sene hiç yağmur görmemiş. Nasıl kurur, solar, gider. İnsan da maddeten gıdasını almasa, 10 gün bir şey yemese, 3 günden fazla zaten susuz yaşayamaz insan demişler. Ama nasıl solar, söner ve belki ölür gider beslenmediği zaman, işte fikri beslenme, ruhi ve kalbi beslenme bu çok önemli. Onun için şimdi abiler vazife veriyor, toplantı yapıyor, soruyor filan. Hizmetin içinde devam edebiliyorsunuz diyelim. Ama yarın bir gün bir yerde tek başınıza kalsanız, yani abiler sormasa, gel diyen, git diyen olmasa, ayağınızın kaymaması için de o beslenmeniz, şahsi kitap okuma, evrad-ı eskar dendiği zaman başta Kur'an gelir elbette. Onları okuyarak beslenmeniz çok önemli. Sadece bu bölümü müstakil birkaç sohbet yapabilirdik. İstikamet için birinci ana madde bu. Kısaca temas etmiş oldum. İkinci ana madde belki bu maddeye bağlı olarak ülfet ve ünsiyete karşı tedbirlerimizi almalıyız. Ülfet ve ünsiyet ne demektir? Alışkanlıklarımız zamanla zatından harika olan şeylerin sıradan şeyler haline gelmesi. Bir insan her gün baklava yese, 3 gün, 5 gün sonra nazarında bir turşu haline geliverir. Her gün aynı tatlıyı alınca artık onun lezzetini kaybeder. Ülfet ve ünsiyet deniyor buna. Alışkanlıklarla zatından harika olan şeyleri bile zamanla sıradanlaştırmak. Biliyorsunuz sahabe-i kiramın ilk defa kulağının çekildiği ayet bu ülfet ve ünsiyetle alakalı ayettir. Sahabi her gün şeriat sofrasına yeni ayetler geliyor. Efendimizin yeni sözleri geliyor. Hiçbir ülfet ve ünsiyeti olmamasına rağmen vahyin üzerinden daha 5-6 sene geçmemiş idi ki Mekke döneminde şu ayet nazil oldu. Elem ye'ninillezine amenu en tahşi'a kulubuhum li zikrillahi fema nezele minel hak. Sakın ola ki ha dedi. Allah coşkusundan, Allah zikrinden dolayı zikir. Az önceki evrad-ı eskar. Kalbinizin imanla coşacağı, taşacağı an gelmedi mi? Sakın ha dedi ehli kitap gibi olmayın. Ve la yekunu kellezine utul kitab min kabl fetale aleyhimul emed. Ehli kitap gibi olmayın dedi. Ehli kitaba ne olmuş? Aynı Tevrat'ı, aynı İncil'i okuya okuya zamanla onları sıradan görmüşler. Ve böylece fekaset kulubuhum kalpleri kasvet bağladı. Eski hislerini, heyecanlarını, dirayetlerini kaybettiler. Ve sonra ayetin sonu onların çoğu da diyor fasıklardan oldu. Yani kaybedenlerden oldu demektir. Şimdi aynı hizmet Cenab-ı Hak belki Türkiye'de olsak ülfet ve ünsiyetin devvar-ı gaddarına kapılacaktık. Bir tebdil-i mekanla, farklı ülkeler, farklı toplumlarla belki bizi ülfet ve ünsiyetten kurtarmıştır Cenab-ı Hak. Ve buralarda kaldığımız sürece de belki hayatımızın sonuna kadar tekrar ediyorum bu ülfet ve ünsiyetin devvar-ı gaddarı. Kolumuzu kaptırırsak vücudumuzu kapabilecek o kahredici çarkına karşı da tedbirlerimizi almalıyız. Tabii ülfet ve ünsiyetten kurtulmak için neler yapmak lazım, nelere dikkat etmek lazım. Bunu da kendi içinde ayrıca bir sohbet başlığı altında aktarabilirdik. Bu da ayağımızın kaymaması yani istikametimizi devam ettirebilmemiz için dikkat edeceğimiz maddelerden ikinci madde oldu. Birinci ve ikinci maddeyi bir maddenin A ve B şıkları bir hakikatin iki yüzü olarak da ifade edebiliriz.
Değerli kardeşlerim, ayağımızın kaymaması kabire giderken de imanlı ve irfanlı ve dava şuuru içerisinde gidebilmek için üçüncü ve çok daha önemli bir madde söyleyeceğim. Şahsi işlerimiz dahil, hizmete müteallik işlerimiz dahil olmak üzere İslam'ın getirdiği istişare prensibini hep işletmeliyiz. Cemaatin şahsı manevisinden kopmamak için de bu çok önemlidir. O vücudun uzvundan bir parça olabilme açısından, canlı kalabilmek, kokuşmamak açısından da bu çok önemlidir. İstişareye önem verirseniz, canım benim tecrübem var, bilgim var, hayat tecrübem var, ilmim de var, bu mevzuları ben soruyorum. Zaten istişare edeceğim kimselerin fikri benim fikir seviyemde bile değil deyip kendinizi yeterli görürseniz bu zamanla bir felaketin kapısını açabilir. En azından psikolojik olarak cemaatten kopma noktasına sizi götürebilir. Yani Cenab-ı Hak ilmi muhit olmasına rağmen evveli, ahiri, zahiri, batını bilmesi, her şeyi bilmesine rağmen huvel evvel vel ahiru vel zahiru vel batın ve huve bikülli şeyin alim ayetine telmih etmek istedim. Ama Allah da icraat-ı sübhaniyesinde mesela meleklerle istişare ettiğini anlatıyor üstad. Bakara suresinin 30. ayetinde İnni cailun fil ardı halife dedi Allah meleklere. Daha Adem yok yeryüzünde, melekler hakim, cinler de melekler safında, şeytan da meleklerdendi o zaman, isyanı ortaya çıkmamıştı. Ben yeryüzünde bir halife yapacağım dedi Cenab-ı Hak. Yaratacağım değil, cail kelimesi var. Yani mevcut malzemelerden ortaya çıkacağı için topraktan, havadan, sudan, güneşten cail kelimesi, inni cailun fil ardı halife. Üstad bunu anlatırken diyor ki, niye Allah meleklere böyle dedi? Niye Allah meleklere böyle dedi? Meleklerle istişare etti Cenab-ı Hak diyor. Müşavere yolunu bize öğretmek için, üstadın yorumu, tefsiri budur. Allah müşavere yolunu bize öğretmek için, Allah'ın ilmi var. Allah'ın hiç kimseye bir şey sormasına ihtiyacı yok. Ama Allah müşavere yolunu bize öğretmek için. Allah da istişare ediyorsa, sen, ben, o ne ki yani yapacağımız işlerde, en iyi bildiğimiz şeylerde bile istişare etmek. Tabii istişare kimlerle yapılır? İstişareye yapılacak şahısların şartları ne olmalıdır? Bu ayrıca kendi içinde hem fıkıh hem ahlak açısından ayrıca usul kitaplarında genişçe anlatılmıştır. Oralara bakarsanız mesela korkak bir insanla istişare yapılmaz. Mesela kul hakkına riayet etmeyen, herkesin içinde yiyip içen bir insanla istişare yapılmaz. Kul hakkı yiyen deyince hırsız, yolsuzsa mesela onlarla istişare yapılmaz. Mesela çok vallahlı, billahlı konuşan bir insanla istişare yapılmaz. O meselenin cahili ise istişare yapılmaz. Dişle alakalı bir istişare yapacağım ama değirmenciye soruyorum. Böyle bir istişare yapılmaz mesela. Yani o işin erbabı olan, tecrübesi olan kimselerle istişare yapmak lazım demek, istişarenin kendi içinde ayrıca şartları, detayları genişletilebilir. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim, istişare ile iş yaparsanız, hatta şahsi işlerinizde bile o işi bilenlerle istişare yaparak, Hoca Efendi mesela bir iş yapacağı zaman bir karar verecek. Yanında o anda kim varsa üç kişi çağırıyor, şöyle bir iş yapsak nasıl olur? Onların fikirlerini alıyor. Sonra evet şöyle yapalım diyor. Ben bunu kendisinden kaç defa dinlemişimdir.
Efendimiz Aleyhisselam başta bütün peygamberler olarak hep istişare ile hareket ettiklerini de aslında duymuşsunuzdur. Misallerini bilirsiniz yani. Bedir'de ordunun yerleştirilme işinde. Keza Hendek'te Hendek'in kazılma işleminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yığın yığın yaptığı istişareler vardır. Mesela Bedir'e çıkmadan önce mescitte Ensar-ı Kiram sağ tarafa, Muhacir-i Kiram sol tarafa oturmuş. Onlarla istişare yapmış. Ne yapalım? Yani Şam'dan gelen Ebu Sufyan'ın kervanının önünü mü alalım? Yoksa Bedir'e mi çıkalım? Eşiru ileyye eyyühel kavm demiş. İstişare zaten cemaatin işaretlerini de bilmek, onların doğrularıyla onlara mümaşat etmek, onları canlı tutmak demektir. Hem istişare eden hem de edilenlerin canlı kalmasına sebebiyet verebilir bu. Ve işte sahabe-i kiram namına konuşan Miktat İbni Amr gibi, Sa'd İbni Muaz gibi kimseler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kanaatında yön vermişlerdir. Yani kervan değil de Bedir'e çıkılması, Allah da bunları yönlendirmiş yani. Böyle şevketi küçük şeylerin peşinde olmayın. Yani Şam'dan gelen kervanın önünü alıp da ne olacak? Aslında önünü almaya hakları vardı sahabenin. Çünkü o mallar satıldı, yeni mal alındı ama fakat sahabe-i kiramın Mekke'de bıraktığı mallardı onlar. Hicret eden muhacirin Mekke'deki mallarını eşkıya gibi gasp ettiler müşrikler ve sonra yüklediler, götürdüler. Onları Gazze'de, şurada, burada sattılar. Yerine yeni şeyler alarak geri dönüyordu Ebu Sufyan. Aslında o muhacirlerin hakkıydı. Ve onların da iştahla o malımıza sahip çıkalım, hakkıdır insanların diyerek öyle karar verme meyli olmasına rağmen Cenab-ı Hak siz küçük şeylerin peşine düşmeyin. Siz himmetinizi âli tutun, Bedir'e çıkın manasında sahabe-i kiram da öyle diyordu Efendimiz'e, yönlendiriyor. İstişare vardı yani. Onun için bazıları mesela küsüyor. Hizmette bir abisine darılıyor, küsüyor. Çekiyor, gelmiyor yani. Aslında onu bile istişareyle yapsa isabetli yapar. Yani bir diğer daha akıldane abisine, birkaç abisine, tecrübeliye gitse, ya filan abi bana böyle davrandı, ben de ona küstüm, kızdım, hizmete küstüm, küssem mi acaba, yani gelmesem mi diye sormalı aslında. Yani yapacağı her şeyi müsbet ve menfi istişare yaparak hareket ederse kazanır, ayağa kaymaz, istikamet içinde öleceği ana kadar, hayatının sonuna kadar da devam edebilir diye düşünüyorum. Evet, istikametimizin devam etmesi açısından kısaca üçüncü madde olarak da bunu özetle huzurlarınıza getirmiş oldum. Bir dördüncü madde ile tamamlayayım. Dört dörtlük bir sohbet olsun. Evet, şahısların fazileti ile iftihar etmek, güzel taraflarını şahsımızda tasavvur edip şakirane iftihar etmek ihlasın temel bir prensibidir. Müminlerin güzel halleriyle iftihar etmek güzel. Ama hepimiz insanız, peygamber değiliz ya. Peygamberlerin dışında herkesin hata yapmaya fıtratları açıktır. Herkes günah işler, işleyebilir, hatalı yapabilir. O onun kendi içtihadiyle hata değildir de benim bakış açımdan hatalı görmüş olabilirim ben. Ve böylece şahısların kusurlarıyla, günahlarıyla meşgul olarak, hatalarıyla meşgul olarak kendimizi de ona göre şekillendirmeye kalkarsak işte bu da bizim istikametimizi engelleyebilir. Şarampola uçmamıza sebebiyet verebilir. Evet, kardeşlerimizin meziyetleriyle iftihar etmeliyiz ama fakat hayatımızı genel çizgi içinde şekillendirirken şahıslara göre değil,
bize anlatılan temel prensiplere, temel ölçülere göre hareket etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'in hayata müteallik genel vaaz ettiği ölçüler vardır. İstikametin rengin noktaları olarak, hani yollarda giderken bile sağda böyle 100 metrede bir konulmuş geceleri yanan bir kısım taşlar var ya böyle. İşte onlar gibi yani Kur'an-ı Kerim sünnette de öyle. Kur'an ve sünneti sıkarak ondan asrımızın, çağımızın ölçülerine göre bize prensipler vaaz eden, üstadın anlattıkları, hizmet rehberinde vaaz edilen temel prensipler, hocamızın anlattığı meseleler, yoldaki işaretler ve herkese işte bunlar gibi temel ölçülerimize göre, kitabi ölçülerimize göre hareket tarzımızı ayarlarsak hiçbir zaman ayağımız kaymaz ve istikametimizi devam ettiririz. Bazen küsmüş, darılmış arkadaşlarla da denk geliyorum, gittiğim yerlerde soruyorum. Yani prensiplerimize bir şey demiyor. Kur'an'ın o kılıç, elmas hakikatlerine kimse bir şey demiyor. Filan abisine kızmış, hizmette filanın dediğine darılmış. O öyle dediğinin de farkında değil. O demiş, bu demiş, o öyle yanlış yapmış. O da ondan dolayı küsmüş gitmiş yani. Ayağı kaymış, kaymak üzere veya. Ha ben öbür aleme gittiğim zaman Allah bana sorarsa, gerçekten bir mürtet olursa bir insan, ey kulum niye mürtet oldun? Ya Rabbi filan 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 hata etti. Ya sen benim vaaz ettiğim prensipleri görmedin mi demez mi Cenab-ı Hak? O mazeretler onu asla ve kat'a ahirette kurtarmaz. Şeytan da bize zaten sağdan yaklaşır, vurur, mahveder bizi. Onun için tekrar ediyorum, şahısların hata ve kusurlarına göre şekillenmek değil de bu hem hizmet için hem de genel Müslümanlığımız açısından da böyledir. Allah'ın kitabında vaaz ettiği ve bize anlatılan temel ölçüleri, kitaptaki esasları hayatımızın gerçek rehberleri yaparak hareket edecek olursak ve onlar hata edebilir ya Rabbi, ondan ders alarak ya Rabbi beni hatakar eyleme. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinde bir ayet, bu çok dikkat çeken bir ayettir. Rabbena ufir lene, bu ayeti dua olarak ezberleyin ve dua makamında yapın. Rabbena ufir lene ve li ihvanina lezine sebakuna bil iman. Allah'ım bizleri bağışla, beni bağışla. Ve bir de imanda, davada sebkat etmiş, benden önce yaşamış, eski bunlar ölmüş gitmiş selefi salihin de olabilir. Onları da bağışla ya Rabbi. Yani selef deyince, abi deyince, abla deyince illa bunlar tertemiz, hatasızdır diye bir şey bahis mevzu olamaz. Bu dinin özüne terstir. Biz Şia değiliz. Yani imam masum olur anlayışı sadece Şia'da vardır. Bizde öyle bir inanç yoktur. Peygamberlerin bile zellesinden bahsedildiğine göre herkesin hatası kusuru olabilir. Biz de onun o hata ve kusurlarına göre kendimizi şekillendirecek olursak yalpa yaparız, istikametimizi devam ettiremeyiz ve ahirette öyle bir mazeret de indi ilahi de bizi asla kurtaramaz. Temel prensiplerimizi iyi bilmek, hizmetin ölçülerini iyi bilmek ve böylece reaksiyoner bir hizmet değil de onun hatasını eleştiren, bunun kusurunu görüp anlatan ve aksiyoner bir hizmet değil de lokomotif olmak, aksiyoner bir hizmet, bir dava adamı olmak, bari ben fiillerimle, ahlakımla örnek olayım, başkaları benim örnekliğim içerisinde bu hizmette, bu imanda, bu İslam davasında hareket etsin diye düşünmek herhalde isabetli bir karar olur, yerinde, yerli yerince olur. Eğer bunu da anlatabildimse, bu dört madde baştaki 15 dakikalık girişle beraber çok önemli bir hususa vurgu yaptığımı söyleyebilirim kendi açımdan da. Onun için ayağımızın kaymamasına, başkalarına faydamız olmazsa bile bari, olmazsa benim ayağım kaymasın yani. Çünkü
dünya yutar yani. Medeniyet yutar. Hele bu Avrupa, Avrupa'dan alacağımız iyi dersler de var. Ama Üstad Avrupa'dan bahsederken sefih demiş. Avrupa iki türlüdür demiş. Avrupa ikidir demiş. Malum 17. lemmadaki notalarda o Mesnevi'de Zühre Risalesi olarak da iki defa aynı mesele tekrar edilmiştir. Avrupa ikidir demiş. Biz Hazreti İsa'nın ruhundan nebaan eden, davasından süzülen, bize göre de doğru, onlara göre de doğru olan güzel şeyler var. Bir de sefih medeniyeti var demiş. Ve bir yerde ey bu vatan gençleri, Frenkleri taklide çalışmayınız. Ya Avrupa'nın size ettiği bu kadar mezalimden sonra onlara itibarınız, sefahat noktasında onlara itibarınız hayır hayır demiş. Bu milletinize karşı, imanınıza karşı bir istihfaftır ve kendinizi onlar karşısında gülünç hale getirmektir. Şimdi bu Avrupa yutar adamı yani. Ben gezdiğim ülkelerde de görüyorum. Mesela hanımı Türkiye'de bakımda beyine muhtaç olduğu için ailesini devam ettiriyor. Buraya gelince hanım için de para verdiğinden ben diyor artık maddi hürriyetimi aldım boşanıyorum yani. Bu kadar yani bu yutar bu Avrupa gerçekten yutar. Netice itibariyle iman, İslam ve temel ölçülerimizle bir dava anlayışıyla işin başında nasıl başladıysak öleceğimiz ana kadar şartlar çok değişebilir. İniş çıkışlar olabilir, zikzak ve virajlar olabilir. Ama dümdüz ok gibi öleceğimiz ana kadar devam edebilmek oldukça zordur. Cenab-ı Hak bu istikametimizi devam ettirebilmesi için aslında 10-15 madde kafamda tutmuştum. 4 tanesine kısaca özetle dikkat çekmiş oldum. Ehli irfan, arif bir cemaate hitap ettiğim için arife işaret yeter nev'inden böylece sohbeti kısa tutarak Cenab-ı Hak'tan bizleri imanda, İslam'da sebata, devama muvaffak kılmasını dileyerek heyetinizi Allah'a emanet ederim.